Türkiye'nin dört bir yanında işçiler kötü çalışma koşullarına, hak gasplarına ve düşük ücretlere karşı sendikalaşıyor, mücadele ediyor. Patronlarsa örgütlenen işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışıyor, mobbing uyguluyor, işten atıyor. Ancak işçiler tüm bu haksızlıklara karşı mücadelesini sürdürüyor. Petizviz fabrikası işçileri öz gıda işe üye oldukları için işten atıldı. 5 Şubat'ta fabrika önünde direnişe geçen işçilerin mücadelesi sürüyor. Öz İplik işe üye olan Durak Tekstil işçilerinin mücadelesi 19 Şubat'tan bu yana kararlılıkla sürüyor. Basın İş Sendikası'nda örgütlenen Ekol Offset işçilerinin, Tek Gıda İş Sendikası'nda örgütlenen IFFCO ve EKER işçilerinin işten atmalara ve sendika düşmanlığına karşı eylemleri sürüyor. Öz Gıda İş Sendikası'nda örgütlenen Lezita işçileri ise işverenin sendikadan istifa ettirme baskılarına ve işten atmalara karşı 7 Mart'ta greve çıktı. Genel İş Sendikası'nda örgütlü Şişli Belediyesi işçileri ve Kadıköy Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylemler yaptı. Patronların ücret alacaklarına göz dikmesine de işçiler sessiz kalmıyor. TES İş Sendikası üyesi enerji işçileri, Genel İş Sendikası'nda örgütlü Maltepe Belediyesi işçileri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, İzmir Çiğli Belediyesi İştiraki Çibel Temizlik Hizmetleri işçileri, Newport Shipping işverenine bağlı Limter İş üyesi Çiçek Tersanesi işçileri, eylem ve direnişlerle ücret alacaklarına sahip çıkıyor. MES üyesi MİTAŞ Endüstri AŞ'de işçilerin maaş ve tüm ücret alacakları için üretimi durdurması ve kararlılıkla mücadele etmesi sonuç verdi. 15 Şubat'ta işçilerin tüm alacakları ödendi. Ücretlerin ödenmesinin ardından patron küçülmeye gidiyoruz bahanesiyle işçi çıkarmaya başladı. İşçiler Türk Metal Sendikası'nın duruma sessiz kalmasına tepkili. Belediye İş Sendikası üyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri, TİS sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine 5 Mart'ta yarım gün iş bıraktı. Tümbelsen'de örgütlü İzmir Çiğli Belediyesi işçileri, 2 aylık toplu sözleşme farklarını alamadıkları için 16 Mart'ta eylem yaptı. Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader çalışanları, mobbing, düşük ücret dayatması, fazla mesailerin ödenmemesi ve sendikal hakların tanınmaması gibi hak ihlalleri karşısında 6 Mart'ta derneğin Mecidiyeköy ofisi önünde eylem yaptı. Diske bağlı Özel Güvenlik İşçileri Sendikası Güvenliksen, Vakıfbank yöneticilerinin uyguladığı mobbing ve baskılara karşı 7 Mart'ta Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu Gates Endüstriyel Metal Kauçuk Fabrikası'nda toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler 8 Mart'ta greve çıktı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul'dan Ankara'ya, Bursa'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Adana'ya Türkiye'nin dört bir yanında emekçi kadınlar sömürüye, şiddete, savaşa, çifte ezilmişliğe karşı alanlarda haykırdı. Ulutaş Halı'da ek zam talep ettikleri için işten atılan işçilerin 12 gün süren direnişi sonuç verdi. İşçiler işe geri alınırken %60 ila 65 oranlarında da zam aldı. Ek zam talep ettikleri için işten atılan Sayın Tekstil işçilerinin direnişi ise 9 Mart'tan bu yana sürüyor. Sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkarak taleplerini haykırdı. Geçtiğimiz ay ücret alacakları için mücadele eden Melike Tekstil işçileri ve Petrol İş'te örgütlü Portakal Plastik işçileri kazandı. Gespi fabrikası işçilerinin Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlenmesinin ardından patron 5 işçiyi işten attı. İşçiler bu saldırıyı protesto etmek için 15 Mart'ta sendikaları öncülüğünde fabrika önünde eylem gerçekleştirdi. İşçilerin mücadele örgütü UİDDER, 2 haftaya yayılan etkinliklerle pek çok sektörden yüzlerce işçiyi buluşturdu. UİDDER'in temsilciliklerinde, çeşitli sendika şubelerinde, kültür merkezlerinde gerçekleştirdiği coşkulu 8 Mart etkinliklerinde sendikalardan yöneticiler ve temsilciler, direnişçi işçiler bir araya geldi.